Riemann'in vefatından sonra oynanan ilk Dünya Kupası İsveç'teydi. Yine 16 takım kozlarını paylaşıyordu. 4 yıl evvelki garip sistem bırakılıyor. 3 maç sonunda gruplarını ilk 2'de bitirenler çeyrek finale yükseliyordu. Ada İskandinavya'ya adeta çıkartma yapmıştı. Daha önce 47 ayın sultanında boy gösteren İngiltere ve İskoçya'dan sonra Kuzey İrlanda ve Galler'de turnuva heyecanı yaşıyordu. Ummadık taş baş yarıyor, ilk kez gelen adalılar çeyrek final görüyordu. Manchester United'ın 1958'de yaşadığı uçak kazası şüphesiz adalıları derinden etkilemişti. İngiltere'yi uçurması beklenen gencecik Duncan Edwards hayatını kaybetmiş, Kuzey İrlandalı Jackie Blanchflower'ın da futbol hayatı bitmişti. Kim bilir o uçak sağ salim Londra'ya varsa futbol tarihi bambaşka bir şekilde yazılabilir. Britanyalılar İsveç'te çok daha fazlasını yapabilirdi. Turnuva tarihinin ilk golsüz biten mücadelesinde İngiltere ile Brezilya kozlarını paylaşmış. Sambacılar grubu lider bitirirken Sovyetler Birliği ile İngiltere playoff oynamıştı. Kazanan Yashin ve arkadaşlarıydı. Çeyrek finaller kran krana geçiyordu. Son şampiyon Almanya, Yugoslavya'yı run'la geçmişti. Çok disiplinli, katı bir hoca olan Herberger'in takımda nasıl oynattığı pek merak edilen şamatacı yine işini yapmıştı. Lidholm, Hamrin ve Green'in sürüklediği İsveç Sovyetleri, Kopa'nın orkestra gibi yönettiği Fransa'da Kuzey İrlanda'yı rahat geçmişti. Brezilya ise Galler engelini tek golle aşarken 17 yaşındaki bir delikanlı Ulevi Stadyumunu güneş gibi aydınlatıyordu. Pele'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golü yarı final demekti. Avrupalıları bir araya getiren yarı finalde son şampiyon Almanya'yı deviren İsveç yoluna devam ediyordu. Yıllarını İtalya'da geçiren Hamrin'in attığı gol ülkesinde efsane oluyordu. Diğer yarı finalde ise Pele fırtınası esmişti. Henüz reşit olmayan delikanlının hat-trick yaptığı maçta Brezilya Fransa'yı 5-2'lik skorla mağlup etmişti. Teselli maçında horozlar Herberger'in talebelerine yarım düzine gol atıyor, güle oynaya 3. oluyordu. 4 defa ağları bulan Fontaine turnuvadaki gol sayısını 13'e çıkarak tarihe geçmişti. Fransız santrfor kırılmayacak bir rekora adeta imzasını atmıştı. Final öncesi düzenlenen seremonide İsveç kralı Pele'nin elini sıkarken Garinchia'nın yüzüne bakarak tarihe geçmişti. İşte o yüzüne bakmadığı delikanlı bir jenerikli 2 gole imza atmış, kupa 5-2'lik skorla Brezilya'nın olmuştu. O gün Vava 2, Zagallo'da bir kez ağları sarsmıştı. Yıl 1958, yer İsveç, şampiyon Brezilya, gol kralı 13 golle Fontaine.